Çöl Ovası Atık Su Arıtma Tesisi. Çöl Ovası Kapalı Havzası'nda yer alan Tatarlı, Haydarlı, Kınık, Göçerli, Doğanlı, Yıprak, Kadılar ve Okçular yerleşimlerinin atık sularının arıtılması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Çöl Ovası Atık Su Arıtma Tesisi'nin maksimum kapasitesi 4000 metreküp gündür. Okçular ve Kadılar yerleşimlerinin atık suları iki ayrı terfi hattı yardımıyla Tatarlı, Haydarlı, Kınık, Göçerli, Doğanlı ve Yıprak yerleşimlerinin atık sularının toplandığı 400 mm çaplı mevcut kolektör hattına iletilmekte ve arıtma tesisine alınmaktadır. İleri biyolojik arıtma prosesi olarak tasarlanan tesis, arıtılan atık suların sulamada kullanılması amacıyla dezenfeksiyon ünitelerine de sahiptir. Kolektör hattıyla tesisin giriş yapısına alınan atık sular buradan ön arıtma ünitelerine iletilmektedir. Atık sular öncelikle mekanik temizlemeli kaba ve ince ızgaralardan geçirilerek atık suda bulunan iri malzemelerin tutulması sağlanır. Kaba ve ince ızgaralarda tutulan malzemeler hareketli taşıyıcı bantlarla çöp konteynerlarına aktarılarak tesisten uzaklaştırılır. Izgaralardan geçirilen atık su giriş terfi merkezine alınarak burada bulunan dalgıç pompalar yardımıyla havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitelerine iletilir. Atık suda bulunan, çökebilen nitelikteki kum, çakıl gibi inorganik malzemelerle yağ gres gibi yüzücü malzemeler havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitelerinde giderilir. Havalandırmalı kum ve yağ tutucularda blower denilen hava sağlayıcılarla temin edilen hava, havuzların uzun kenarı boyunca yerleştirilen boru tip difüzörlerle sisteme verilerek suya helezonik bir akım sağlanmış olur. Kum, çakıl gibi malzemeler özgül ağırlıkları ve verilen havanın etkisiyle çökerek tabanda tasarlanan kum haznesinde toplanır. Hareketli köprüye monteli pompalar vasıtasıyla kum haznesinden alınan kum su karışımı kum kanalına ve buradan da kum ayırıcıya iletilir. Kum separatörü de denilen bu ekipmanda kum ve su birbirinden ayrılır. Ayrılan süzüntü suları tesis giriş yapısına geri devredilirken kum sistemden alınarak bertaraf edilmek üzere tesisten uzaklaştırılır. Sisteme verilen hava aynı zamanda yağ gres gibi yüzücü malzemeleri yağ kanalları yüzeyine taşır. Bu malzemeler hareketli köprüye monteli sıyırıcı paletler yardımıyla sıyrılarak yağ rögarlarına iletilir ve bertaraf edilmek üzere tesisten uzaklaştırılır. Ön arıtımı tamamlanan atık suyun debisi ölçülür ve biyolojik arıtımın sağlanması amacıyla öncelikle anaerobik tanklara iletilir. Biyofosfor havuzları seri veya paralel olarak çalışabilecek şekilde iki havuz olarak tasarlanmıştır. Ön arıtım ünitelerinden geçirilen atık su geri devir çamuruyla bu tanklarda karıştırılmaktadır. Havuzlarda belirli bir akış hızı sağlanarak çökelmeyi önlemek amacıyla her bir havuza dalgıç karıştırıcılar yerleştirilmiştir. Bu havuzlara hava verilmeyerek havasız ortamda mikroorganizmaların bünyelerindeki fosforu atık suya bırakması sağlanır. Böylece biyolojik fosfor gideriminin birinci basamağı gerçekleştirilmiş olur. Biyofosfor havuzlarında işlem gören atık su havalandırma havuzlarına alınır. İki tank olarak tasarlanan bu havuzlardaki kapaklar, kanallar ve iç sirkülasyon pompaları vasıtasıyla
sistemin A2O veya kademeli besleme prosesleriyle esnek olarak çalıştırılması mümkün olabilmektedir. Biyolojik arıtımın temel ünitesi olan havalandırma havuzları için gerekli olan oksijen, blowerlar yardımıyla sağlanarak havuz tabanına döşenen ince kabarcıklı membran difüzörler yardımıyla havuzlara iletilir. Ayrıca bu havuzlarda belirli bir akış hızı sağlanarak çökelmeyi önlemek amacıyla her bir havuza karıştırıcılar da yerleştirilmiştir. Bu havuzlarda atık suda bulunan ana kirleticilerden olan karbon mikroorganizma bünyesine taşınır. Ayrıca biyofosfor havuzlarında atık suya saldıklarından daha fazla fosforu bünyelerine alarak fosfor gideriminin ikinci basamağı gerçekleştirilmiş olur. Azotun biyolojik yolla giderilmesini sağlamak içinse ardışık olarak hava verilmeyen denitrifikasyon ve hava verilen nitrifikasyon bölgeleri oluşturulur. Böylelikle azot gaz formuna çevrilip atmosfere verilerek giderilir. Atık su havalandırma havuzlarından bir dağıtım yapısıyla son çöktürme havuzlarına iletilir. Bu havuzlarda kirliliği bünyesine alan mikroorganizmalar yerçekimi etkisiyle havuz tabanına çöktürülür. Son çöktürme yüzeyindeki arıtılmış atık su ise havuzların etrafındaki üçgen sabaklar yardımıyla alınarak debisi ölçüldükten sonra koru deresine deşarj edilir. Arıtılmış suyun sulamada kullanılması amacıyla basınçlı kum filtreleri ve ultraviyole üniteleriyle dezenfeksiyon sağlanır. Son çöktürme havuzlarında çöktürülen çamur, geri devir ve fazla çamur terfi merkezine alınır. Biyolojik arıtma ünitelerindeki mikroorganizma miktarını belirli bir seviyede tutmak amacıyla çamurun bir kısmı pompalar yardımıyla geri devir kanalına terfi ettirilir ve buradan bir boru vasıtasıyla biyofosfor havuzlarına iletilir. Fazla çamursa arıtılmak üzere pompalar yardımıyla alınarak çamur ünitelerine gönderilir. Sistemden alınan fazla çamur, oksijenli şartların devamını sağlamak amacıyla membran difüzörler ve çökelmeyi önlemek amacıyla karıştırıcılarla donatılmış olan çamur dengeleme tankına alınır. Çamur dengeleme tankından monopomplarla çekilen çamursa dekantöre iletilir. Susuzlaştırma veriminin artırılması için katyonik polielektrolit kullanılarak %25 kurulukta stabil çamur elde edilir. Susuzlaştırılan çamur, çamur depolama yatağında geçici depolanır ve çevreye zararsız hale getirilmek üzere bertarafa gönderilir. Susuzlaştırma sonucu oluşan süzüntü suları ise geri devir kanalına terfi ettirilmekte ve geri devir çamurlarıyla birlikte biyofosfor havuzlarına verilerek sisteme tekrar dahil edilmektedir. İdari binadaki kontrol odasında bulunan bilgisayarlarla tesisin her ünitesi ve bu ünitelere ait tüm ekipmanlar otomatik olarak kontrol edilmektedir. Tüm sistemin izlenebilmesi ve gerekli durumlarda müdahaleyi sağlayan bu bilgisayarlar için özel bir yazılım kullanılmaktadır. İdari binada ayrıca tesisin arıtma performansını takip etmek üzere giriş çıkış sularıyla havalandırma havuzları, geri devir ve çamur teki numunelerinin düzenli olarak incelendiği bir de laboratuvar mevcuttur. Tesiste ayrıca mevcut elektrik şebekesiyle yedekli çalışabilen güneş enerji panelleriyle enerji tasarrufu sağlanmaktadır.